Ama NATO bir stratejik konsept yayınladı. Bu stratejik konsepte ne diyordu? Yeni stratejik konsept 29 Haziran'da Madrid'deki hatırlarsanız zirvede. Ne diyor? Çin Halk Cumhuriyeti Rusya Federasyonu arasında derinleşen stratejik ortaklık bizim bütün çıkarlarımıza aykırıdır diyor. Açık açık söylüyor. Eğer Çin'i durduramazsam önce Sincan bölgesinde Uygurları o bölgede savaş çıkaracağım diyor. Bak Amerika bunu açık açık söylüyor. Hala bu Rabia Kadir'e inananlar var, o pislik kadına. Hala. İkincisi olmadı mı diyor. İran'da çıkaracağım. Bakın saç kesme numaraları. Bu saç kesme numaraları bu başka bir şey. Bu dikkat edin Pıjak bölgesinde çıkıyor olay. O ne? YPKK'nın yanı. PKK'nın İrancası Pıjak. Çin'le savaş şart o zaman demiş ya. Bu raporda yer alıyor. Çin'le o zaman savaş şart olacaktır diyor. Çin'in ulusal gücü Amerika'nınkinden daha hızlı oranda artmaya devam ediyor. NATO'nun son, hatırlayacaksınız, Mayıs'taki stratejik konsepti. NATO bir stratejik konsept yayınladı. Bu stratejik konsepte ne diyordu? Yeni stratejik konsept 29 Haziran'da Madrid'deki hatırlarsanız zirvede. Ne diyor? Çin diyor zorlayıcı taktiklerle NATO'yu bölmeye çalışıyor diyor. Çin. Esas Çin'in yanına giden bu arada Amerika'nın, yani Pentagon, Amerikan ordusu Çin'in Güney Denizi'ne gidip konuşlanan. Ama diyor ki hayır diyor, Çin diyor zorlayıcı taktiklerle NATO'yu bölmeye çalışıyor diyor. Çin Halk Cumhuriyeti Rusya Federasyonu arasında derinleşen stratejik ortaklık bizim bütün çıkarlarımıza aykırıdır diyor. Açık açık söylüyor. 45. maddesinde bu yeni stratejik konseptin 45. maddesinde diyor ki NATO Asya Pasifik'e doğru genişleyecektir diyor. Ulan sen genişliyorsun. Ondan sonra diyorsun ki vay nasıl genişler bunlar. Madrid'deki zirveye Japonya'yı, Güney Kore'yi, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı davet ediyor. Ve diyor ki ben diyor eğer Çin'i durduramazsam önce Sincan bölgesinde Uygurları işin içine katarak, Uygurlar umurumda değil, sadece oynarım ben Uygurlarla ama o bölgede savaş çıkaracağım diyor. Bak Amerika bunu açık açık söylüyor. Hala bu Rabia Kadir'e inananlar var, o pislik kadına. Hala. İnanmayın. CIA ile çalışanlara inanmayın. Bir bu. İkincisi olmadı mı diyor. İran'da çıkaracağım. Bakın saç kesme numaraları. Ha İran çok mu iyi bir yer? İran çok mu düzgün yönetiyor? Hayır. Yani biz demiyoruz ki İran'ın yönetimi harika. Öyle bir şey demiyoruz. Ama şu anda yapılan bu saç kesme numaraları bu başka bir şey. Bu dikkat edin Pıjak bölgesinde çıkıyor olay. O ne? YPKK'nın yanı. PKK'nın İrancası Pıjak. Amini olayı bu kadın. Evet öldürülmüş de olabilir. Ama özellikle birilerini böyle bu şekilde kukla yapıyorlar. Ondan sonra... Yahu siz Fransa'da bütün herkesin başörtüleri yırtıldı, atıldı kafalarından, kamuya giremezsin dendi. Niye gakanız çıkmadı? Ey Brüksel, şimdi Brüksel Dışişleri Bakanı saçını kesiyor İran için. Yemezler, kusura bakmasın kimse. Bunlar başka olaylar. Nedir o olaylar? Kuşak yolu engellemeleri lazım. Olay bu. Kuşak yol nasıl engellenir? Ya Güney Denizi'nde engellenecek, Çin Denizi'nde, ya Uygur bölgesinde engellenecek. Ya diyor, bu kendi söylüyor. Rand Corporation'u duydunuz mu? Rand diye bir şirket var. Derin devleti var ya Amerika'nın. Bu derin devleti Amerika'nın bunlarla, yani bu Rand'la çalışır. Rand şirketinin bir raporu var. Yine bu NATO konseptiyle aynı zamanda çıktı. Diyor ki Asya, Avrupa ve Afrika'yı da kapsadı diyor bu kuşak yol diyor. 4,5 milyon kişi kuşak yol projesinde şu anda. 4,5 milyon. Müthiş bir şey yani. 143 ülke. Ve hepsi Çin, Min değil bu. Hepimiz varız bunun içinde. Yani Rand uzmanlarına göre diyor ki Asya, Avrupa, Afrika'yı kapsayan kuşak yol girişimi başarı olduğu takdirde biz diyor Amerika olarak karşımıza diyor Çin'i bulacağız diyor. Birebir eşit, hatta bizden daha iyi durumda diyor. Rusya ile de ortak diyor. Rusya'nın hipersonik füzeleri var. Amerika'nın yok bakın. Hipersonik füze Amerika'da yok. Rusya'da var. Diyor bu diyor nasıl olacak diyor. Beni geçiyor diyor adam. O zaman diyor, bakın çok ilginç bir şey söylüyorum şu anda. Bunun için, yani bunu söylemek için zaten bu konuşmayı yapmak istedim. Çin'le savaş şart o zaman demiş ya.
bu raporda yer alıyor. Çin'le o zaman savaş şart olacaktır diyor. Çin'in ulusal gücü Amerika'nınkinden daha hızlı oranda artmaya devam ediyor. Makas hızla kapanıyor. Çin ekonomisi 2030'da nominal olarak Amerikan ekonomisini geçecek. Düz bütçelerle karşı karşıya kalan bir Amerikan ordusu böyle bir durumda giderek çok daha güçlü ve modern bir Çin ordusuyla karşı karşıya kalacak. O zaman diyor Çinliler 2030'a kadar iyice toparlanmadan savaş çıkaralım diyor. Görüyor musunuz? Rand'ın bir amacı var. Yani Rand, Amerika demek yani derin devletin bir amacı var. Ne diyor? Savaş kaçınılmaz diyor. Mutlaka savaş çıkarmam lazım diyor. Yoksa diyor küresel liderliğim elden gidiyor, Çin'e kaptırıyorum diyor. İki, bunları biz söylemiyoruz, ne olur bunu anlayın. Yani karşı çıkanlara bunu söyle. Biz söylemiyoruz, Rand söylüyor. Ve bu var kitaplar. Kuşak ve yolu engellemek ancak savaşla mümkündür diyor bunlar. Savaşla mümkün, başka bir şey yapamayacağız. Savaş şart diyor. Savaş ne kadar gecikirse de Amerika için o kadar maliyetli olur diyor. Gecikemeyiz diyor. Yani hemen bir savaş çıkaralım diyor. Savaşı nerelerde çıkarmaktan bahsediyor. Diyor ki ben diyor Çin'i bölgesine sıkıştırmakla yükümlüyüm diyor. Çin'i bölgesine sıkıştırmak için 3 hat kullanırım diyor. 3 hat üstünde uğraşacağım diyor. İlk hat deniz ipek yolu var aşağıdan giden. Deniz ipek yolu var, kara ipek yolu var bir de. Şimdi deniz ipek yolu Güney Çin denizinde, kara ipek yolunda Orta Asya'da. Bakın geçenlerde gördünüz bunu değil mi? Kazakistan'da olaylar çıktı. Amerika'nın eliyle çıkarıldı. Kesmeye çalışıyor şu anda. İran'da çıkan olaylar ben demiyorum ki İran müthiş bir düzenek. Yani kadınları baskılıyor, erkekleri baskılıyor, her şeyi baskılıyor. Yani o ayrı. Ama burada çıkan olay başka bir olay. Onun altını çiziyorum. Ekşi Sözlüğü açın bakın benim hakkımda ne küfürler. Yine sallamış. İşte bu kadın böyle de bilmem. Yahu bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Adam kendi söylüyor. Keseceğim buralarda, kesmek zorundayım diyor. Bu bir dünya savaşı diyor. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Neyse yani anlayan anlar artık. İkinci yol. İpek yolunu İran'da diyor. Aden Körfezi'nde. Deniz İpek yolunda Aden Körfezi Süveyş kanalında. Oralarda keserim diyor. Üçüncüsü de son hat Balkanlar diyor. Ve Balkanlar derken Deniz İpek yolunda Pire Limanı. Şimdi peki bunları yapıyor. Öbür taraf armut toplamıyor. Yani Çin armut toplamıyor. Çin ne yaptı biliyor musunuz? Gwadar diye bir liman var Pakistan'da. Gwadar limanını kiraladı Pakistan'dan. Malaka diye bir boğaz var biliyorsunuz. Malaka boğazını Amerikalıların elinde, oradan taşıyamayacak İran'dan aldığı enerjiyi. Gitti, tamam dedi. Ben Gwadar limanını alıyorum dedi. Oradan taşıyor şimdi içeriden. O arada geldi Pire'yi kiraladı. Atina Pire limanını da kiraladı. Şu anda en büyük limanlardan biri. Ve diyor ki bakın bir tanesi nasıl savaşa yönelik çalışıyor ya. NATO, Amerika filan. Kuşak yol projeciler... Çin'i, Rusya'sı, belki işte Türkiye'yle de tabii ki konuşuyorlar, Hindistan, İran. Bunlar da diyorlar ki biz soğuk savaştan yana da değiliz, sıcak savaştan yana da değiliz. Biz sıcak barıştan yanayız. Yani Yunanistan'la Türkiye de savaşmasın, Atina ile Pire Limanı ile İzmir Limanı arasında ticaret devam etsin. Yani akışı oradan yapalım diyorlar. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak uyanır. Thank you.